Evet değerli seyirciler, bir yayına daha karşınızdayız. Zonguldak ve ilçelerinin adaylarını, aday adaylarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum Karadeniz Ereğli ilçesinin yeniden Refah Partisi'nin adayı Sayın Emre Karaarslan. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emre Bey öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Gençsiniz, dinamiksiniz. Az önceki sohbette de bayağı bir şeyler anlattınız. Öncelikle kendinizi bir tanıtırsanız sevinirim. 1996 yılında Karadeniz Ereli Kepez Mahallesi'ne dünyaya geldim. Kepez Mahallesi yerli ailesinin, Kararsan ailesinin torunuyum. Ticaret Meslek Sesi, Muhasebe Finansman Bölümü mezunuyum. Eğitim hayatıma Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yönetim Organizasyon Bölümünde tamamladım. Daha sonrasında ticari faaliyetlere giriştim. E, Otomotiv sektörüyle başladım esnaflık <laughs> hayatına. Daha sonrasında apartman site yönetimi, temizlik firması kurdum. 2,5-3 sene kadar firmayı devam ettirdikten sonra farklı alana gitmek istedik. Tabii ki mevcut işimizi bırakmadık. Kimya şirketi kurduk. Şu an sıvı grubu deterjan imalatı yapıyoruz. Ya bundan öncesinde dışarıdan alıyorduk. Şimdi tüm firmalara biz verebiliyoruz. Batı Karadeniz, Marmara, Ege bölgesiyle ihale üzerine çalışıyoruz. Ticari hayatımıza devam ediyoruz. İmalatçıyız, üreticiyiz, Erbakancıyız. Erbakan hocamızın izinde gidiyoruz. Allah nasip ederse 2023 yılı başlarında siyaset hayatına girdik. Yeniden Refah Partisi'nde üye olarak başlamıştık. Daha sonrasında Mali Liderler Başkanlığı, ilçe Başkanlığı yardımcı olarak devam ettim. Adaylık teklifinde bulunuldu. Eşimle, ailemle görüştüm. Belirli bir süre sonra da kabul ettik. Bu yola girdik Allah'ın izniyle. E, hızlı başladık. E, i̇lk çıkan adaylardan biriyim. Yanlış bilmiyorsam Türkiye Cumhuriyeti'nde. İlk çıkan, Net, netleşen yani. ilk adaylardan biriyim. Erel'de de, Zonguldak'ta da, ya da. Yine belirleyen ilk partimiz Yeniden Refah Partisi. İlk aday da biziz Allah nasip ederse. E, çalışmaları hızlı başladık. Sağ projelerimizi birinci tur, birinci periyotları bitirdik. Sıcak görüşmelerimizin birçoğunu bitirdik. E, nasipse aynı emin adımlarla devam ediyoruz. Ben tabii şimdi siz anlatırken şeye takıldım. 27 yaşa bu kadar hem imalat sektörün hem iş sektörün hem sektörün, siyaseti sığdırmışsınız. Ben o yönden tebrik ediyorum sizi. İmalat yönünde bir şeyler yaptığınızı söylediniz. Hı. Biraz açar mısınız? Tam olarak neler yaptınız? Şimdi yaptırız? tescilli yani. bir firma sahibi olduk. Ee, normalde Fark profesyonel stent ve Temizlik Hizmetleri firmamızdı. Biz marka tescil hakkı almak istedik. Marka Patent Kurumundan bize Fark ismini vermediler. Fark Life olarak eee güncelledik, başvurusunu yapıp onaylattık. Şu anda biz bildiğiniz üzere tüm sıvı grubu, bulaşık deterjanı, sıvı sabun, çamaşır suyu, oto köpüğünden tutun makine deterjanı hı hı. ve parlatıcı. Toplamda 27 kalem ürünün 5 litre, 10 litre, 20 litre, 30 litre ton bazında ve tankerli olarak seri üretimini yapıyoruz. Kaç kişi çalıştırıyorsunuz? Şu an mevcut 11 çalışanımız var. Vardiya sistemi de çalıştırıyoruz. Hı hı. Ee, bu konuya ayrıca gireceğiz. E, konuda projeleriniz olduğunu biliyorum. İstanbul yönünde projeleriniz olduğunu biliyorum. Bu konuya ayrıca gideceğiz. Ama önce Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı adayı olarak yola çıktınız. Evet. Projeleriniz nelerdir? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Hatta şöyle de başlayalım isterseniz. Ereğli'nin en baştaki sorunları sizce? İşsizlik. 2-3 diye sıralasak? Göç vermek. Altyapı sorunlarımız istihdam. Bunlara yönelik projeleriniz? Şunu yapıyoruz. Ee, biz her zaman altı boş ticaret yapmadık. Altı dolu ticaret yaparak Rabbim bugünlere gelmeyi nasip etti. Nasipse buradan sonra da böyle devam edeceğiz. Biz belediye başkanlığı adaylığında ve erelimize katacağımız hizmetlerde de tamamen altı dolu kelimeleri seçerek, projeleri üreterek seri adımlarla ilerliyoruz. Bunun altının dolgu kısmı şudur Osman Bey. Biz e, Ankara Ticaret Sanayi Ödülü yaptığımız ticaretten dolayı zaten aktif görüşüyoruz ve tanışıyoruz. Buradaki abilerimiz, büyüklerimiz e, bizlere ciddi destekler oluyorlar. Biz Ankara'ya gittik Ereğli'mizi tanıttık. Bizleri zaten Ereğli ile olduğunu bilen, bu belediye başkanlığı yoluna girdiğimizi duyanlar daha önce Ereğli'ye geldiklerini, e, yatırım yapmak istediklerini, e, bir iki noktalarda sorun yaşadığını, yönetimsel konularda önlerinin bir şekilde engellendiğinden bahsettiler. E, biz diyoruz ki ya bu böyle oldu, böyle olacak demiyoruz. Biz bunu böyle yaptık. Biz bu vatandaşımızla görüştük. Fabrikayı kurduruyoruz. Kime kurduruyoruz? Ahmet Bey'e kurduruyoruz. Ahmet Bey de Ocak ayında Ankara'da yapılacak açıklamamızın ardından, aday tanıtım toplantımızın ardından zaten Ereğli'de geniş kapsamlı bir aday tanıtım toplantısı yapacağız. Sizi de Hı -hı. aramızda görmek isteriz. Ve burada sahneye bu yatırımcı olan dostlarımızı, büyüklerimizi çıkaracağız. Biz vatandaşımızın karşısına şeffaf bir anlayışla apartmanlarımızı ve sitelerimizi biz bu şekilde yönetiyoruz. Şeffaf. Bir liranın hesabını veren firmayız biz. Güzel. Vatandaşımız bu yüzden teveccüh gösteriyor. Ve diyoruz ki vatandaşımızın karşısına yatırımcıları bizzat çıkaracağız. Vatandaşlarımız şeffaflığımızı görecek. Bu projelerin olabildiğini veya mümkün olabildiğini bu zamana kadar neden yapılmadı diye vatandaşımız sorgulayacak. Neden yapıldı? Kimler engel oldu konusunda net bir veri vardır elinizde büyük ihtimalle. Elimizde veri var. Bunu söylememiz çok etik olmaz. Bunu daha çok yatırımcı dostlarımız vatandaşla kamuoyunda birebir kendileri paylaşırlar. Çünkü biz siyasi kavgalardan uzak kalmak istiyoruz. Biz Ereğli bu zamana kadar rant bölgesi haline gelmiş. Herkes rant çıkar için Ereğli'yi kullanmış. Biz bunu dışarı gözleme Baktığımız zaman görüyoruz tabii ki bu zamana kadar gelmiş geçmiş belediye başkanlarımızı kötülemiyor. E, bize soru yöneltiyor diyor ki ya başkan bu zamana kadar yapılmaz mıydı? Biz de diyoruz ki yapılacak olsaydı bu zamana kadar yapılırdı. Biz de şu an bu tür şeylerle uğraşmıyor olurduk. Biz yapılmamışı yapmak, vatandaşımıza düzgün altı dolu sağlam temeller inşa edebilmek için bu yola çıktık. Bunları vaat ediyoruz. Altını çizecektim ama siz daha da çizdiğiniz anladığım kadarıyla sizin hariç bir belediye başkanı olursa, birisi belediye başkanı. Aynı projelerin yapılması için tekrar sahada olacağız. Burada tekrardan bizden hariç gelebilecek herhangi bir başkanın tabii ki kapısını çalacağız. Biz şeffafça bunu her yerde dile getiriyoruz. Bizim için amaç Ereyli. Biz Ereğli yerlisi, biz de Ereyli sevdalısıyız. Biz de memleketimizin kalkınmasını istiyoruz. Burada biz başkan olacağız diye biz ego yapmıyoruz. Yani diğerlerinin yaptığını aslında biz yapmıyoruz. Biz burada e, gelebilecek herhangi bir şahsın, büyüğümüzün, belediye başkanlığı makamının kapısını çalacağız. Başkanım biz bu yolda, bu hizmetlerde bulunmuştuk. Bunların önünü açabilir miyiz diyeceğiz. Açarlar mı? Ankara'nın söylemiyle, Erel'deki vatandaşlarımızın, sanayicilerimizin söylemiyle yüzde seksen açmayacaklar. Ama açılması için de elimizden geleni yapacağız. Peki bu proje bazı düşünceler kaç istihdamlı... Hangi projeler? 4 farklı fabrika projemiz var. Dört farklı olan fabrika projemizin genel konstrüksiyon diyeyim, genel yapı taşlarının yüzde 99'u tamamlandı. Arazilerin yerleri belli. Yapılacak olan kaç ayda bitecek, istihdam kaç ay sonra başlayacak belli. Aramızdaki şartnameler, protokoller belli. Ereğli'nin kasasının kazanç sistemi belli. Bir tek kira sistemleri. Onun haricinde iş kura, müracaatın ne zaman yapılacağı örnek görüyorum. Fabrikanın hangi ayda asıl temel atım işlemine başlayacağı yüzde birin 4 Dört projede mi belli? Dört proje de belli. Peki en büyük proje nedir? Kaç ki, İstanbul olacak? Şöyle nedir? Şöyle söyleyeyim size. En büyük projemiz ilk defa burada dile getirmiyoruz. Biz sahada da bunları vatandaşlarımıza dile getirdik. Biz şov yapmanın peşinde değiliz. Sizle Hı -hı. bir sohbetimiz oldu. Az buçuk birbirimizi tanıdık. Bizim ilk yapacağımız proje çikolata fabrikası. Fındık üretiminden dolayı mı? Fındık üretiminden. Asıl ham maddesi o Tabii. Şimdi fındığı biz üretiyoruz ama bugün bakıyoruz Ankara'ya giderken Bolu Bolçi. Bolçi bir marka. Konya'nın Torkus'u bir marka. Biz yerli üreticiyiz yerli üreteceğiz. Biz bunu Ereğli'mizde de yapabiliriz. Bizim karayolu, deniz yolu sahalarımız açık. Biz Ere Batı Karadeniz in incisi potansiyelinde bir ilçeyiz. Biz Ereğli il olsun diyorsak Ereğli il olmaya adaysa önce göç vermemeyi öğrenecek. Yani Ere göç veren bir ilçe il olabilir mi? Çikolata fabrikası kurulumu için biz sıcak görüşmelerimizi yaptık. Şu an için 1570 civarında bir hı hı. işçi alımı yapılacağı konusunda. Çünkü biz birimleri tek tek yazdık. Hangi birimlerde kaç ton üretim yapılacak? Kaç bin paket üretim yapılacak. Bu her bir üretimde vardiya sistemiyle kaç yüz işçi çalıştırılacak? Toplamda satış dağıtım ağına kaç onarlı sayılarla kaç tane dağıtım aracı çıkacak? Her bir aracın pazarlamacı, plesiyeri e, vardiya sistemiyle tekrardan hepsini hesapladığımızda ortalama 1570 hı hı. İlk başta alınacak personel sayısı. Bunun içinde tek şartımız şuydu. E yerli yerlisi alınacak. İkinci hususta da en az Ereyli'de 8 yıl ikamet etme şartı. Hı hı. bir kotamız olacak. Çünkü tabii ki bu projelerle Ereğli'miz göç almaya başlayacak. Ereğli, göç vermeyi. Ereğli, Alaplı, Ereğli, Alaplı, Zonguldak. Zonguldak tabii ki. Zonguldak. Tamam. İkinci, Bölgemize faydalı olacak. Aynen. İkinci proje olarak kavrulmuş fındık fabrikası. Presli, paketli bir şekilde. Öyle bir fabrika iki tane var diye biliyorum. Biz eee Bil Türkiye geneli bir çalışma yürütmek istiyoruz. Burada kadın, peyman, çerezye gibi markalarla biz kilitli poşetli, çıt çıtlı sistemde tamamen Ereğli'mizin e, örnek veriyorum muhteşem sahilimiz vardı. Muhteşem sahil logomuz ve Ereğli Belediyesi logolarımızla seri üretim yaparak bakkallar, marketler, e, son tüketici gerekirse stantçılar, fuarlar biz buralarda ciddi anlamda bir fındık tesisi. Kavrulmuş fındık tesisi yapmak istiyoruz. Peki hem çikolata hem kavrulmuş fındık tesisi için sorayım. Türkiye mi yoksa ihracat da düşünülüyor? İhracat olarak düşünüyoruz. Hı -hı. Ama önce bölgemize faydalı olabilmemiz gerekiyor. Şimdi ticaret peşi sıra gelir. Bugün vatandaşlar ki ya bir dükkan açacağım, Diğer de ona der ki örnek veriyorum ya 6 ay gözden çıkar, ay işin Hı -hı. oturma süreci vardı. Biz belki fabrikalarımızı kuracağız. İlk 6 yılda belki Ereğlimizi, Zonguldak'ımızı, Batı Karadenizemizi istihdam sağlayacağız. Biz istiyoruz ki bir kere açalım, yarın kapatalım değil. Biz bir kere bir başlatalım buradan sonra devam tamamı gelir Allah'ın izniyle diyoruz. Tabii ki Ereğli'miz, Batı Karadeniz'imiz, Orta Karadeniz'imiz, Karadeniz hattımız, Marmara, Ege, Türkiye genelini bitirdikten sonra tabii ki yurt dışına ihracatlar zaten başlayacak. Ben bu konuda tebrik ediyorum size. Yaşadığım bir anekdotu paylaşarak önünüzü açmak isterim. Yine Japonya malum o bölgeler fındık tüketiminin belki de dünyadaki fındık tüketiminin %70'ini karşılıyor. Evet. Ama bizim ne Türkiye'den ne Zonguldak'tan Japonya'ya direkt ihracat fındığımız yok. Direkt, direkt ihracat ya İtalya'ya gönderiyoruz ya Almanyalara satıyoruz. Onlar da Japonlara satıyor. Evet. Yani Düşünün oradaki potansiyeli. Bu anlamda Japonya'da ihracat listenize almanızı tavsiye ederim. Öneririm. Şimdi fikir fikirden üstün. Bizim yaptığımız bu yollarda siz değerli büyüklerimizin bize vermiş olacağı Hı -hı. fikirleri biz yatırımcılarımızla paylaşarak daha geniş bir kitleye ulaşabiliriz. Burada kesinlikle kazanan biz olacağız. Kazanan memleketimiz olacak. Hı -hı. İki projeden bahsettik. 3-4'ü de alayım. Araç jant üretim merkezi olarak bir projemiz var. Hı -hı. Ee, bunda çok fazla bir işçi sayısı 1000 1500-2000 tarzında bir işi çalıştıramayacağız ama bugün örnek veriyorum en az 250 Hı -hı. en az 300 personelli bir istihdam sağlanacak. E, bu da ne demek? Biz e, demir-çelik olarak Ereğli anılıyor. Da, ama, e, biz demir-çelik sektöründe de e, rakip değil. E, ek kuruluş, alt kuruluş ama farklı yerli bir kuruluş. Hı -hı. Karadeniz Ereğli Belediyesi statüsü altında ticaret sistemi ağımıza demir ve çelik sektöründe de ufak bir birim eklemek istiyoruz. Dördüncü. Tuğla fabrikası, taş parke Hı -hı. fabrikası. Peki bütün Şimdi bunları belediyenin bünyesinde mi yoksa belediyesi olacak? Belediyesi olacak. Tabii şimdi yatırımcımız yüksek hisseye sahip olacak. Hı hı. Burada e, belediyemizin bir kar payı olacak ve tabii ki arazilerimizden kira bedeli Alacağız. Hı hı. E bunların protokollerinde biz çifte kavrulmuş diyoruz. Fındık fabrikasından aklımıza geldi diyoruz ki vatandaşımıza, yatırımcımıza. Bize yüzde yirmi hisse ver önemli değil. Kiranın yüzde seksen'i sen ödersin. Kirayı nasıl olsa biz kendi grup içerisimizde belirleyeceğiz. Bir istihdam sağlanacaksa burada Ereğli Belediyesi ciddi bir rol oynayacak. E diyoruz ki bizde yüzde on hisse ver, yüzde doksan kirayı da belediye para kazanacak, işçi para kazanacak. Sonuçta Ereğli çalışanlar orada çalışacak. E diyoruz ki, istersen yüzde elli hisse ver, yüzde elli'sini kirasını biz ödeyelim gibi. Bunun ucu açık bu yüzde bir birlik kısmın içerisine. Yani bu tamamen bizim başkanlık sonucumuza bağlı. Tabii ki başka bir başkan gelirse onunla arasındaki protokole bağlı. Bizim yapabildiklerimiz, kat ettiğimiz nokta bu kadardı. Biz e, tuğla ve taş parke fabrikasını şundan dolayı istiyoruz. Bugün bölgemizde bir müteahhit yılda en az 5 proje yapabiliyor. 10 müteahhit 50 proje yapabiliyor. Bunu Ereğli için konuşuyoruz. Alaplısı, Zonguldak, Gökçebey, Devrek, Çaycuma olarak düşündüğümüzde biz yerli üretelim. Yerli üretelim mahallelerimize, muhtarlığımıza ve belediyelerimize. En başta da inşaatçılarımıza. Bu hizmeti sunalım. Ereğlimiz kazansın, belediyemiz kazansın, Zonguldak'ımız kazansın, memleketimiz kazansın. Biz bugün imalat yapıyorsak sadece Ereğli'ye mal satmıyoruz. Biz bugün Zonguldak'a da mal satıyoruz, İzmir'e de mal satıyoruz. Bizim Ereğli'de yapabileceğimiz bu fabrika hamleleri tamamen sadece Ereğli'mizi kalkındırmak değil, ülkemizi kalkındırmak amacıyla yapılacak. Yani belediyenin aslında vatandaşı talep ettiği ama birçok belediyenin de girmek istemediği istihdamı aslında bodoslama ortadan evet. çözmek için uğraşacağınızı anladım. Erdemir'in belki de yarısı kadar işsiz kesime iş var. Allah nasip ederse evet. Hedefimiz o. İnşallah siz veya bir başkası sizin önerinizden de yola çıkarak bu projeleri gerçekleştirir. Tabii belediyenin sadece görevi, daha doğrusu görevlerinden değişik görevleri var. Değişik görevlerinden bir tanesi de aslında istihdam sağlama. Evet. Bunu birçok kişi kabul etmese de, birçok adaya kabul etmese de bu. Diğer anlamda, sosyal anlamda, turizm anlamında Ereğli aslında e, bilinen bir şey. Buna daha fazla ne katmak istersiniz? Bu konudaki projelerin nelerdir? Şimdi biz en büyük sorulardan biri festivali yasaklayacak mısınız? Festivali yok. Oraya festival... gelecek mi? Fest, festival yapacağız. Hı hı. Festivalimiz e, Ereğli'mizin kalkınma için, hı hı. şehrimizin en az yılda 1-2-3 kez eğlenmesi için gereken bir şey. Hı. Çünkü bu gerideki hizmetlerde yapılmış. Hı hı. Biz bunu niyetimiz engellemek değil ama tüm güvenlik önlemlerini almak. Biz e, havada drone e, çekimi yaptırdığımızda görüş açılarını metrelere böldük. Bir gün çalıştık bunun üzerine. Hı. E, 12 tane drone, 12 drone sistemi. Zabıta, bekçi ve belediye görevlilerimiz, polis ekiplerimiz sahada sorunsuz sükut ortamı sağlanarak bir eğlence vaat edeceğiz. Aynı festival, aynı eğlence, aynı kalabalık devam edecek. Yalnız biz sadece güvenlik enlemlerimizi alacağız. Ödülleri kime vereceksiniz? Hak edene. Asıl soru o. Hak edene. Asıl tartışma konusu o. Malum askerimize küfür edene veya askerimize hakaret edene. Hakaret edene. Küçük duruma düşürene. Küçük duruma düşürene. Yüksek bir mecrada görev yapan, bizim omzumuzun üstünde taşımamız gereken, vatanımızı emanet ettiğimiz kardeşlerimize hakaret edene. Tamam. Ben mesajı aldım. Büyük ihtimalle izleyiciler de almışlardır diye düşünüyorum. Peki gelelim Malum Ereğli'lendiği zaman hemen orada genelde hep bu konuşulur. Ben de yaşadığım dönemde de hep konuşulur. Ereğli'nin il olma meselesi. Evet. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? İl olmalı mı? Olmazsa nasıl olur? Olursa nasıl olur? Ben görüşlerinizi merak ediyorum. Ereğli mevcut haliyle il olamaz. Şu anki potansiyeliyle Ereğli il olamaz. Şimdi bugün göç veren bir ilçe zaten il olamaz. Bizim kalkınmamız için sadece Erdemir. Kuralmış küçük bir organize sanayi. Bunlarla ilerlenemez. Bugün bir İzmit Derince, İzmit Gebze. Tabii ki o kadar olamaz Ereğli ama bir kısmı neden olmasın. İş merkezi neden olmasın. Göç alan, nüfusu kalabalıklaşan, yüz ölçümü haritalarda büyüyen, sadece eğlence için değil de ticaret için Ereğli neden tercih edilmesin? Memur atamalarında Ereğli tercih ediliyorsa, neden Ereğli'de de şu fabrika var, ben buraya form doldurmaya gideceğim, belki olur deyip de neden dışarıdaki vatandaşlarımız da gelmesin? Tabii ki biz kota koyacağız. Yapılacak olan fabrikada kota koyacağız. Ama belirli bir soru bu soru bu kota açılacak. Artık bizim de önünü engelleyemediğimiz fabrikalar gelecek. <laughs> sayıda. Çünkü e, bugün bir taş atarsınız, bir balığı ürkütmezsiniz, bütün balıkları ürkütürsünüz. Şu an bütün yatırımcılar ürkmüş durumda. Biz bu dereye taş atmayacağız. Hı hı. Bütün balıkları bir araya toplayacağız. Bütün yatırımcılarımız bir arada olacak. Diğer sosyal projeler, turizm açısından ne düşünürsünüz Ereğli için? Turizm açısından e, mevcutun üstüne katılabilecek tüm fikirlere biz açığız. Festival olarak bırakmamayı düşünüyoruz. E sadece örnek veriyorum hamsi festivallerini e, Erelimizde yapılıyor biliyorsunuz Hı -hı. meşhur. Biz bunlara mesela örnek veriyorum sahilde yapmamak istiyoruz. Biz 31 mahallemiz var. Her bir mahallemizde e, piknik alanı yok. E bazı mahallelerimizde var. E bir mesire alanı kurarak biz 31 mahallemizde bu festivalleri yapacağız. Vatandaş bizim ayağımıza gelmeyecek. Hı hı. Biz o ay e, vatandaşın ayağına gideceğiz. Yani o gün o vatandaşın, o mahallenin günü olmuş olacak. Turizm açısından da kesinlikle sadece Cehennem ağzı mağaralarıyla kalmıyor. Bunların da bir tık önünün açılabilmesi gerekiyor. Hı hı. Burada turlar düzenlenmesi gerekiyor. E, turizm açısından sadece Ereli değil, Alaplı, Zonguldak genel anlamda ortak projelerde masaya oturulabilir. Hı hı. Çünkü Ereli'ye gelen bir vatandaş sahili gezecek. Mendirek sahiline gidecek. Restoranda yemek yiyecek. Cehennem Mağara mağarasını ziyaret edecek, çarşı içimizde yürüyecek. Bu kadar, bu kadarla evet. kalmamalı. Bir tur düzenlenmeli, evet. bir gün Ereğlimiz gezilmeli, bir gün Alaplımız gezilmeli, bir gün Zonguldakımız gezilmeli. Bölgemiz biraz daha kalkınmalı. Bir diğer konu da malum, Erdemir Ereğlinin gündeminde. Evet. zaman zaman geliyor çıkıyor. işte mevcut alan kaplamasıyla, alan geliştirme kapsamıyla, işte özel statü tanınması tanınmasın kapsamıyla. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sormak istediğiniz açık soru. Erdemir özel endüstri bölgesi olsun mu olmasın? Aynı, aynı. Erdemir Özel Endüstri Bölgesi olsun. Belki de bunu söyleyen bir tek bizizdir. <laughs> bunu söylememizdeki sebep şu. Biz sanayi camiasını biliyoruz. Biz sadece saç tüccarlığıyla, nakliye şirketleriyle bu ticaretlerin yapılmadığını da biliyoruz. Biz Ankara ticaretine biliriz, İstanbul ticaretine biliriz. Özel endüstri bölgesi gibi yaşıyor zaten Erdemir. Erdemir biz ne istiyorsak yaparız diyor. Bugün bizim Ereğli'mizin gencini işe alması almıyor. verse veriyor. <laughs> Müteahhitle çalışmış 10 yıllık, 11 yıllık, 8 yıllık, 5 yıllık hiçbir abimizi, hiçbir büyüğümüzü şu ana kadar kadroya Sistemli bir şekilde geçirdiğini biz görmedik de duymadık da. Erdemir istediği zaman takası durdurabiliyor. 64. madde diye bir madde duyuyoruz. Gözünün üstünde kaşın var seni beğenmedim sen git diyor. Sağlık problemi çıkmamış vatandaşta kulağı hafiften şiş diyor. Bunu zaten Erdemir yapıyor. Şimdi ben size sorayım. Erdemir sizce bu davranışlarıyla özel endüstri bölgesi mi değil mi? Resmi olarak değil ama davranışlarıyla evet. özel endüstri bölgesi. Şimdi biz ne diyoruz? Biz kavga etmemizin bir anlamı yok. Şehir bizim, memleket bizim. Sen bizim memleketimizde bir kurulumsun. Biz senin kurulumunu da vatandaşız, halkız. Bizim burada taleplerimiz var. Biz ortak bir paydada buluşulabildiği sürece, Erdemir'le ortak paydalar üzerinde denk gelebildiğimiz sürece tabii ki onun da çıkarının olduğu Ereğli halkının, bizim değil Ereğli halkının, Ereğli halkının da çıkarı olabildiği tüm projelerde masaya oturmaya razıyız. Erdemir'in özel endüstri bölgesi olmak istemesine de karşı değiliz. Çünkü kazanan yine Ereğli olacak. Şimdi bugün Erdemir'e biz desek ki örnek veriyorum yani yetkilileriyle masaya oturma fırsatı olsa desek ki biz de vatandaşımız için bunları istiyoruz. Tamam olabilir. Güzellikle yaklaşırsanız güzellikle karşılanırsınız. Yani bağırarak, çağırarak veya işte siyaseti kirleterek veya ikili diyaloglara girerek bunları yapamayız. Bugün Erdemir Ereğli'den kalkıp gitmesi imkansız. Ereğli isminin topraklarının da kalkması imkansız. E şimdi ikimiz de bu şehrin üzerinde kuruluysak e güzel canlaşarak vatandaşımıza istihdam sağlayarak biz bunların üstesinden gelebiliriz. Bazı siyasiler şunu söyleyebiliyor. Erd Erdemir için diyor özel endüstri bölgesi e olsun diyen Ereğli hainidir diyen, şimdi sen benim Ereğli haini olmamı yargılayamazsın. Sen bir kere Ereğli değilsin. Ben Ereğli'nin yerlisiyim. Ben Ereğli'nin köküyüm. Ereğli'nin çocuğuyum. Erel'in evladıyım sen beni yargılayamazsın herkes kendi nasıl düşüncesini özgürce koyabiliyorsa ben de fikrimi özgürce söyleyebilirim sana Erdemir'in özel endüstri bölgesi olması mantıksız geliyordur sen bu şekilde yorum yaparsın ama bana mantıklı geliyor ki vatandaşımıza da mantıklı geliyor sizlerle daha bir kardeş olarak oturuyoruz konuşuyoruz bugün Erdemir'in özel endüstri bölgesi olması bana mantıklı geliyor ama siz beni eleştirisel konuşursanız işte bu defa iş hakaret boyutuna gider İşte bu defa hizmetle hizmet olmaktan çıkar bu defa ne olur Emre Kararslan ve karşısında başka bir başkan veya milletvekili veya eski bakan arasında bir tartışma polemi. Ya bizim amacımız polemik yaratmak değil ki. Bizim amacımız vatandaşa hizmet vermek. Biz de her belediye başkanı gibi, her belediye başkan adayı gibi hizmetlerimizi açıklayacağız. Allah bize o koltuğu nasip ederse geleceğiz, hizmetimizi yapacağız ve efendi gibi kalkıp gideceğiz. Bizden sonra Rabbim daha iyilerinin gelmesini nasip etsin. Koltuk kavgası derdine düşersek, rant kavgası derdine düşersek vatandaş bu şekilde olur. Vatandaşa hiçbir şekilde hizmet gitmez. Şimdi kavga demişken tabii ilk hemen aklımıza herkesin aklına geldiği evet. Halil Pospik geliyor. Ereğli'de malum Halil Bey'in özellikle Erdim ile kavgası bitmez her evet. sene mutlaka tekrarlanıyor. Siz de güzel bir mesaj verdiniz aslında. Kavga bir yere varılmaz. Tabii ki. Diye. Bu tavrı nasıl buluyorsunuz? Yani popülist bir yaklaşımda mı bulunuyor? Yoksa belediyeye bir katkı mı sağlıyor? Yoksa ilçemin faydası var? bu nasıl görüyorsunuz? Osman Bey ben şu fikirdeyim. Ben bugün belediye başkan adayıyım. Zonguldak'ın Ereğli ilçesini yeniden Refah Partisi belediye başkanı adayıyım. Ben meclis üyesi listemi dışarıda bana üye olanlardan benim yönetim kadromdan seçmedim. Ben her bir mahallemde bir söz sahibi olsun. Her mahallemizin bir vatandaşı belediyemizde meclis üyeliğinde görev alma biz bu ülkenin, bu Ereğli'nin vatandaşıyız, halkıyız diyerek her mahallemizden bir kişiyi temsilci istedik. Bunu tüm vatandaşımız biliyor. Hı hı. Ve aldığımız listeler Ereğli'mizin 31 mahallesinden seçilmiş insanlarla donatıldı. Şimdi bence biriyle kavga etmeden önce vatandaşa sormak gerekiyor. Hı hı. Çünkü oraya seçilmiş bir kişi e, vatandaşın oylarıyla geliyor. Yani bu da şu demek Osman Bey. Bize oy atmış her bir kişinin vebali bizim omzumuzda demek. Şimdi herkesin bir hakkına, hakkı bize teslim edilmiş demek. Şimdi biz vatandaşımıza sormadan onlardan aldığımız destekle kendi başımıza konuşmamız doğru olmaz. Biz o vatandaşımızın aldığı veballe yani o yük, omuzdaki o yüküyle, destek yüküyle bizim bence bunları da vatandaşa sorabilmemiz gerekiyor. Çünkü vatandaş ne diyorsa başkan onu yapmalı. Başkan kendi kafasına göre bir şey yapamaz. Senin verdiğin her bir karar ereyle halkını etkiliyor. Senin vermiş olduğun her yanlış karar ereyle halkının e, yaşamasına, barınmasına, yürürlükte olan mevcut düzenine dengesine zarar verebilir. Bizim amacımız nedir? Verebileceğimiz kararlarda daha fazla refah seviyesi daha iyi istihdam yani sloganımız gibi refahlı şehirler güvenli yarınlar vizyonuyla biz sahaya bu yüzden çıktık refahlı şehir demek ne demek o şehrin içerisinde yaşayan vatandaşların fikirlerini almak demek güvenli yarınlar ne demek vatandaşın fikriyle inşa etmiş yarınlar biz bunun için sağdayız bence bu tutumlar bu şekilde olmalı Tabii ki bugün diyemezsiniz ki 176 bin kişiye mi soralım? Sormayalım ama her mahalleden aldığımız birer temsilciye soralım. Biz belediye olarak böyle bir hamle yapmak istiyoruz. 176 bine sormaktansa 30 kişiye sormak mantıklı değil mi? Bir yer satışa sunulacağı zaman veya bir yere yapı yapılacağı zaman örnek veriyorum meclis kararları bu şekilde oluyor. Bir işçi alınacağı zaman örnek veriyorum veya taş üstüne taş koyacağım ben dediğin zaman sen önündeki meclise sorabiliyorsan bu e, yanlış anlamayın sadece Halil Başkan için geçerli değil. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne veya Erel'de gelmiş geçmiş tüm başkanlar için konuşuyoruz. Zonguldak için de konuşuyor. Çaycum'a içinde konuşuyoruz. Sen önündeki meclise verebileceğin kararı soruyorsan o zaman vatandaş, üzeri, vatandaş üzerinde yapacağın hizmeti de o 30 kişiye sormalısın. Tek adaylı açıklanan sizsiniz evet. benim gördüğüm kadarıyla. Diğer aday adaylarının performansı nasıl buluyorsunuz? Diğer aday adaylarını... Bir tane de akrabanız var galiba. CHP'nin aday evet. adayı, akrabanız. Ne ne derece akrabanız? Onu da bir açık getirelim. Büyük farklı. dedeler kardeş. Tamam. Yakın Diğer... bir akrabalığımız yok. Tamam. Kardeş değil. Yok yok değil. Kardeş değil. Çünkü bazen kardeş olarak da algılanıyor. Onu da Emrah Bey'in kardeşinin zaman. adı da Emre olduğu için karışıklık olabiliyor. Tamam. Diğer aday adayları konusunu ne dersiniz? Karşınıza kim çıksa daha büyük şans buluyorsunuz kendinizde. İş adamısınız ama biraz siyasi soruları da sormak lazım tabii. Şimdi şöyle. E, tüm aday adayları sahada aktif bir şekilde çalışıyor. Allah hepsini hidayet eylesin. İçlerinde en hayırlısı neyse. Bize de hayıra, zafer ulaştırabilecek hangi adaysa Rabbim o adam aday adayının karşımıza aday olarak çıkmasını nasip etsin. Şimdi bizim için önemli olan şu. Biz karşımızda kimi görmek isteriz? Biz karşımızda şunu görmek isteriz. Bizim karşımıza çıkacak bir belediye başkanı adayı bizim yarın 31 Mart 2024 seçimlerinde rakibimiz olacaksa 31 Mart 2024 seçimlerindeki rakibimizin seçimde birinci çıkması başkanlığı alması halinde e, bizim projelerimizi onaylayabilecek bir kişi olmasını biz temenni ederiz. Yani yok hayır başkan bunu siz buldunuz biz yapamayız diyecek bir kişi olmasın ki biz erelimizi başkanlığa gelsek de gelmesek de refah seviyesini ulaştırabilecek. Bu hamleler için emek harcadık Osman Bey. Biz ciddi anlamda Ereğli halkı biliyor. Yani Zonguldak Ereğli arası gidip gelmiyoruz Osman Bey. Biz Ereğli Ankara arası ayda 20 kere gidip geliyoruz. Yani artık hani evden pazara gider gibi bir durum oldu. Biz ciddi emek harcadık. Bu, em bu emekleri kendi cebimizi doldurmak, kesemizi doldurmak için yapmadık. Biz bu emeklerin tamamını Ereğli vatandaşlarımız için yaptık. Rabbim de buradan sonra gelecek başkanların biz olalım olmayalım hayırlı bir şekilde emeğe saygı duyarak e, bu projelerin önünü kesmeyerek görevinde muvaffak eylesin diyoruz. Evet Emre Bey. Erel'in malum birçok bölgede olduğu gibi park sorunu da var. Evet. Bu park sorununa karşı çözüm önerileriniz nelerdir? Erel'imizde mevcut olan, açıkta kullanılan otopark değil, kapalı otopark sistemi geliştirdik. Yani yatırım projelerimizden daha çok bizim normal projelerimiz içerisinde otopark projemiz var. Biz Ankara, İstanbul gibi büyük ispark katlı otopark projeleri gibi tabii ki her yerde yapamayız ama Erel'imizin en az sahil bölgesinde, çarşı bölgesinde bir noktasına katlı otopark sistemi yapmak istiyoruz. Bunun için de eksi 3 artı 7 katlı toplamda 7500 bin araçlık ciddi araç potansiyeli olan bir alan inşa etmek üzere. Şu an çalışmaları devam ettiriyoruz. Bunun sistemi ne olacak? Vatandaşlarımız e, adil bir şekilde yani bugün elimizde rakamsal anlamda konuşursak bir saatte dursak, 10 dakikada dursak, gün boyu da dursak 20 TL'lik bir ücret var. Bu rakamların biraz daha aşağıya çekilmesi, adaletli bir saat ücreti, 4 saat ücreti olarak ayrıştırılması. Tamamen IsPark gibi bariyer sistemiyle araçlar içeriye girerken bir kart verilecek. Ne kadar süre durduğu çıkışta belli olacak. Otopark tamamen vardiyalı sistemde çalışacak. Yani gece akşam sahil bölgesine Hı. gelen vatandaşlarımız da otopark hizmetlerinden rahatça yararlanabilecek. Ee, burada ciddi anlamda e, şehir içinin yükünü almasını hedefliyoruz. Katlar arasında 3 asansör engelli, 4 asansörde normal vatandaşlarımız için katlar arasında gidip gelinebilir bir e, sistem kurmayı planlıyoruz. E, asansör konusunda zaten bir sıkıntımız yok. Apartman City yönetim firması, tüm asansörcülerle çalışıyoruz. Her elimizde toplam 100 yüzün üzerinde binaya hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımıza da diyoruz işte bazen. Biz her elini zaten üçte birini resmi anlamda <laughs> karar defterimiz var. Yönetiyoruz. Yani geri kalan için sizden yetki istiyoruz. Yapılacak olan otoparkın en üst katında da Ereğli'miz biliyorsunuz. Artık doğal afet bölgesi ilan edildi. Burada helikopter ve acil destek anında sadece askeriye bölgesine iniş yapabiliyor. Onun haricinde biliyorsunuz. Doğru. Böyle bir imkanımız yok. Doğru. Biz bu otoparkın en üstünde helikopter iniş izninin alabileceği yani Ereğli'mize ait bir helikopter pisti üst katına düşünüyoruz. E, tabii ki bunun izinleri çalışmaları şu an için sonuç devam ediyor. Peki Ereğli'de yıllardan beri kaymakamlık bile Binası, evet. Emniyet Müdürlüğü binası tartışmasız tartışmaları var. Projeler üretiliyor üretilmiyor. Nereye yapılma kavgası var. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Şimdi hükümet konuğu zaten yapılıyor. Emniyet binasının olduğu yere diğer yerlerin inşaatları devam ediyor. Ee, burada en çok polemiğe sebep olan eski yıkılan terminal alanına ne olacak? Ne olacak? Eski yıkılan terimler alanı kent parkı olacak. Yani millet parkı olacak. E, kent meydanı haline gelecek ve burayı kaybedemeyiz. Burun ünlü e, uzun katlı binalar dikerek diğer esnaflarımızı ve e, çarşıda yaşayan vatandaşlarımızı boğmak istemiyoruz. Biraz daha kaydırmalı sahil bandına doğru gitmek istiyoruz ve onun haricinde Ereğlimizin ofis yolu olarak tabir ettiğimiz bölgesinde e, bir yapı var. Bu yapının tamamen dönüşmesi. Zamanda Hüseyin Bey e, zamanında yapılmış bir projeydi. E, buraya da biliyorsunuz maddi olarak artık insanlar çarşıya iniyor. Maddiyat biraz daha güç olduğu için hani geçinme problemi olduğu için biz bu bölgede tamamen bir aile kafe, nargile salonu, talep tabii ki bu ama biz kesinlikle kafe, çocuk oyun merkezi ve bowling e, salonu kurarak belediyemize ait bir çalışma alanı kuracağız. Çalışacak personeller belediye çalışan olacak. İnsanlar örnek veriyorum 5 TL'ye çayını rahatça eskisi gibi, eskiden olduğu gibi içebilecek. Çocuğunu oyun merkezine bırakarak eşiyle kafede oturabilecek. Üniversite öğrencilerimiz, memleketimize gelen üniversiteliler, sağ sol diğer ilçelerde e, çözüm arayacağını Ereğli'mizde bir bowling salonu hayali var. Biz Allah nasip ederse öğrencilerimiz ve Ereğli'mizin gençleri için bunları hayata geçireceğiz. Hı, hı. Ereğli adına kurulacak. E çalışanlar Ereğli olacak. Yine de kazanan Ereğli olacak. Peki yıllardan beri yine Ereğli'nin gündeminde olan sizin bir çıkışla, farklı bir çıkışla, partinizin de beklenmedik bir çıkışla karşı koyduğunuz bir cami projesi var. Evet. Neydi o günkü düşünceniz? Niye karşı geldiniz? Hala aynı görüşte misiniz? Şöyle ben hala aynı görüşteyim. Bunun açıklaması çok basit, çok şeffaf bir şekilde yapabiliyoruz. Diyoruz ki bugün Ereğli'mizin sahil bölgesinde bölgesinde orta camiyi de işin içine katarak toplamda 4-5 tane camimiz var. Biz bu camilerde vakit namazı kılıyoruz Osman Bey. Vakit namazlarını biz 3 safın, 3 saf, 4 saftan ileri dolduğunu görmedik. Sadece cuma namazlarını evet biz de çarşı indiğimiz zaman namazlarımızı dışarıda kılıyoruz. Ya binalarımızı, camilerimizi güçlendirelim, alan sayılarımızı arttıralım ya da şu an Ereğli'mizin sahilinde kurulacak olan bir 6. bir cami ihtiyacımız yok. Zaten saflarımız bu. tekrardan bir memur ataması, tekrardan bir müezzin ataması. Yani bugün Zonguldak için sorayım size. Yapılan, yeni yapılan büyük cami, Uzun Mehmet Camii çok Şanlıurfa'nın çok güzel, gurur verici bir cami. Ama bugün müze haline geldi. Yanlış mı düşünüyoruz? İnsanlar fotoğraf çekmek için geliyor, gidiyor. Biz diyoruz ki, buraya harcanacak ödenek e, devletimiz eğer bunun için elini taşın altına koyuyorsa biraz daha istihdam için yapalım. Yani bu ödeneği bizim şu anca acil bir cami ihtiyacımız yok. Bizim acilen altyapı sorunlarımızın giderilmesine, işsizliğimizin engellenmesine, il olmak için atabileceğimiz hamlelere mesela bize üniversite için yardımcı olsunlar. Farklı spor liseleri getirsinler. Farklı üniversite spor alanında geliştirsinler. E, biz istiyoruz gerekli 31 mahalleden ibaret şu anda yani 31 mahallemiz var şehir merkezinde. Biz diyoruz ki Delakka, Aydınlar, Subaşı, Yazıcılar, Soğanlı bu hatları biz mahalle yapmak istiyoruz diyoruz. Biz istiyoruz ki sınırlarımız genişlesin, yatırımlarımız artsın. Yani bakanlığımız, devletimiz, büyüklerimiz buralarda bize istihdam sağlasın. Şu an çarşıda bir polimik yaratacak cami çok gereksiz bence. Yani cami polimi yapılması gereksiz. Bugün bunu vatandaş biliyor. Vatandaşın daha önemli dertleri var. Tom fırtınayla sahilin de çok hasar görmesiyle aslında caminin yeri konusunda en azından e, haklı mı ortaya çıkmış oluyor? Biraz öyle oldu. Çünkü biraz değil tamamen öyle oldu. Çünkü e, cami projesi söylenilen yere yapılmış olsaydı en son bildiğimiz şu an eski terbiye yıkılan terminal olduğu şey yapılıyor. Ama örnek veriyorum yapılmak istenen yer sahildi. Amfiteatronun olduğu Sahil, bölgeydi. Deniz, şu an denizi şey, deniz dolgu yapılacaktı ama şu an karaya oturan gemi de tam o bölgeye oturdu. Şimdi biz de diyoruz ki bizi eleştirecek olan abilerimize diyoruz ki biz israftan kaçınmalıyız. E, buraya böyle lüks bir cami yapıldığı zaman ciddi rakamlar harcandığı zaman o gemi o camiye karaya oturmuş olsaydı israf olmayacak mıydı? Neden mantıklı düşünerek hareket etmiyoruz diyoruz. Peki e, son sorum olsun. Sonra mesajınızı alacağım. Milli görüşten geliyorum diyorsunuz. Rahmetli Erbakan'ın da üretim özellikle hedefini hedef gösterdiniz. Siyar edindiniz öyle söyleyeyim. AK Parti de milli görüşten geldiğini söylüyor. Ve Saadet Partisi de milli görüşten geldiğini söylüyor ve ona sahip çıktığını söylüyor. Erbakan'a sahip çıktığını söylüyor. Sizin ne farkınız var diye sorayım. Şimdi şöyle biz bundan önceki seçim döneminde bir protokol imzaladı Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan. bu protokolün çoğu maddesine uyum sağlanmadı. Biz burada milli kaynakların çıkarılması, faiz politikaları, örnek veriyorum zinanın suç sayılması, LGBT, İstanbul Sözleşmesi gibi 56'lı maddelerimizin söylendiği gibi birçok madde önü sürmüştük. Biz milli görüş olarak gördüğümüz genel başkanımızın ve ilçelerinin veya illerinin teşkilatlarının söylediği maddelere uyum sağlanmadığını, bunların uygulanmadığını açıkça gördük. Ve bu ülkemizde bir insanın yaşama, barınma ve hayatını devam ettirme gibi temel özelliklerinden mahrum kaldı savunuyoruz. Milli görüşün tek partisiyiz diyebiliyoruz. E biz milli görüş Milli kaynaklar, milli servet, milli üretim, yerli üretimi devamlı vur. Yani bizi onlardan ayıran yegane amaç bu. Bugün yapılan İASİA projeleri biliyorsunuz. Zamanında Erbakan hocamızın yaptığı projelerde. Geçmiş dönemde Erbakan hocamız milletvekili listelerine alınmazken partilerden e, Sayın Rahmetli Erbakan hocamız Konya bölgesinde bağımsız aday çıkarak iki milletvekilinin alabileceği oya almıştı. İşte biz öyle bir hocanın izinden gidiyoruz ve Ereğli temsilcisiyiz. Biz milli görüş çatısının Ereğli temsilcisiyiz. Ereğli'den sorumluyuz. Tabii ki yapabileceğimiz bazı davranışlar da örnek teşkil etmesini istiyoruz. Büyüklerimize ders vermek değil. Büyüklerimize sadece olması gereken buydu. Aslında çok fazla uğraştık demek istiyoruz. Verilen emanet bir emanet verdi olarak teşkilatlarımız şey yapıyor. Eee yola çıkıyor. Biz yeni gelmiş bir parti değiliz. Biz geri gelmiş bir partiyiz diyoruz. Çünkü zamanında kurulu olan, ciddi bedeller ödeyen bir Erbakan hocamız var. Bu vatandaşımız bunu gayet iyi biliyor. Aldığı en büyük zammın emeklimizin, işçimizin ve memurumuzun Erbakan hocamız döneminde olduğunu ve buradan sonra aynı zamları hiçbir şekilde ulaş madıklarını kendileri telaffuz ediyor. İşte biz milli görüş çatısı altında, bugün diğer partiler milli görüş çatısı altında şu an devam ediyor olsaydı vatandaşımız bu eleştirileri yapmazdı diyoruz. Son olarak mesajınızı almak istiyorum. Karadeniz Ereğli halkı neden size oy versin? Karadeniz Ereğli halkı bize evladı bilsin. Biz onlardan biriyiz. Biz onların evlatlarıyız. Onların dostlarının evlatlarıyız, torunlarıyız. Biz Ereğlimizin kalkınması, Ereğlimizin projelerde öne çıkması, Ereğlimizin üreterek kazanması ve hep kazanması. Tabii ki kaybetmeler de olabilir ama biz e, ciddi manada helal olan kazanç sistemini erelimize sunmak istiyoruz. Açılmayan imarları açmak istiyoruz. Yerleşkelerin düzenlenmesi, örnek veriyorum yıkım projeleri, kentsel dönüşümler, şehrin istihdamları ve e, fabrikaları, işsizlik problemleri, göçlerin önüne geçmek istiyoruz. Vatandaşımız bize bunlardan dolayı oy versin. Bize en az bir dönem destek olmalarını talep ediyoruz. Bizim kendimizi gösterebilmemiz gerekiyor. Yani e, basında bile bugün hep AKP, CHP konuşuluyor. Neden diğer partiler konuşulmuyor? Yani neden e, büyük birlik konuşulmuyor? MHP, konuş yeniden refah konuşulmuyor. Bizlerde de altı tabanı dolgulu, dolu olan e, ideolojik e, ideolleri var bizim. ideolojimiz Rahmetli Erbakan Hocamız. Biz ondan aldığımız feyizle bu kadar sağlam ilerleyebiliyoruz. Kendi kişisel yaşantımızda da, e, siyasi yaşantımızda da ideolojimizin peşinden gidiyoruz. Bence vatandaşımız sadece AKP ve CHP'den ibaret olmadığını, diğer partilerin de bir ideolojilerinin olduğunu ve burada biz de Ereğli temsilcisi olarak Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Emre Kararsan kardeşlerini, evlatları bilsinler, kardeşleri bilsinler. Biz bunların tamamını başarabiliriz düşünüyoruz. Diğer siyasilere fırsat verildiği gibi e, bizlere de vatandaşımızın bir kereye mahsus olsa fırsat vermesini, bizim önümüzü onların açmasını kol kola girerek aynı hizmetlere başlamak istiyoruz. Biz vatandaşlarımıza kol kola girerek hizmetlerin üstesinden kalkabileceğimizi düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Değerli seyirciler bir yayına daha karşınızdaydık. Emre Bey'in anlattıkları, gösterdikleri hedefler, projeler umarım gerçekleşir. Kendisi belediye başkanı olsa da olmasa da inşallah gerçekleşir. Çünkü Karadeniz bizim bir dahaki yayında buluş... Hepimiz üzere esen kalın, sağlıklı kalın, bizde kalın.